Efendim Muhittin Böcek ne dedi, nasıl duyurdu Antalya Film Festivali'nin iptal edildiğini? Değerli sinema severler, kıymetli hemşerilerim, birkaç dakika önce bu Twitter üzerinden paylaştı son durumu. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla diyerek bir video paylaşımında bulunuyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki ne olmuştu? Yani Antalya Film Festivali nasıl böyle bir noktaya geldi, böyle tartışılır hale geldi? Onu kısaca ben bir özetleyeyim izleyicilerimiz için. Sonra konuklarımızın yorumunu rica edeceğim. Bu arada jüri başkanı Demet Akbağ'dı. Demet Akbağ da bugün işte Sayın Böcek'in açıklamasından önce jüri başkanlığından ayrıldığını duyurmuştu. Onun da açıklamasına bakacağız. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da açıklamaları var. Bakanlık cephesinden bir kamuoyuyla açıklama da paylaşıldı. Hepsini aktaralım. Fakat ne olduğunu, yani niye bu tartışmanın bu noktaya geldiğini kısaca özetleyeyim ben. Kanun Hükmü adında belgesel aslında tüm bunlara sebep olan. Uzun metraj film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarıldı bu Kanun Hükmünde isimli belgesel. Festivalin 20 jüri üyesinin ulusal belgesel yarışma seçkisinden çıkarılan Necla Demirci'nin Kanun Hükmü adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından tekrar yarışma seçkisine alındı. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kez tepki olarak Antalya Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan bu filmle ilgili sonraki gelişme ise şuydu. Kanun Hükmü filmi bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı. Sonrasında Antalya Spor Salonu'nu açmıştı bu festival için Kültür Bakanlığı. Ve dolayısıyla bu gelişmeler sonrasında festivalden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız diye açıklama yaptı bakanlık. Altın Portakal Film Festivali'ne kısaca değinmek istiyorum dedi Bakan Nuri Ersoy. Bu konuyla ilgili en başından beri bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Bu iş nasıl bu noktaya geldi? Şaban Sevinç, siz takip ettiniz mi süreci başından beri? Yani ben dünden beri Başak Şengül hani vakıf olmaya çalışıyorum. Hakikaten akıl almaz bir süreç işledi. Çok yani öncelikle şunu söyleyeyim. Hakikaten yani bir gazeteci olarak çok yadırgıyorum bu süreci. Neden yadırgıyorum? Çünkü Antalya Film Festivali Türkiye'nin hani markalaşmış bir sanat, kültür festivali, bir sinema festivali yaşaması gerekir ve oranın hani böyle kamuoyu önünde yıpratılmaması, örselenmemesi gerekirdi. Ama maalesef işte bir takım iktidara yakın gazeteci arkadaşlarımızın bu filmin adı Kanun Hükmü belgesel filmi üzerinden işte bu filmin işte FETÖ propagandası yaptığı, hani KHK ile işine son verilen FETÖ'cüler üzerinden FETÖ propagandası yaptığı ve bunun da işte Antalya Film Festivali'nin programına alındığı iddiasını gündeme getirerek, ki iddiası diyorum doğru olabilir olmayabilir, oraya girmiyorum, o ayrı bir tartışma konusu, orada da hakikaten büyük şeyler var, tartışmalar yani, var, tartışmalar var, benim de kanaatim var, birazdan onu da söylerim. Ama bu şekilde olmamalı. Yani Türkiye Cumhuriyeti hakikaten büyük bir devlet. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ama işte 60 yılı aşmış bir film festivalini, markalaşmış bir film festivalini böylesine ucuz bir tartışmaya kurban eder hale gelmişiz. Bu film eğer hakikaten FETÖ propagandası yapılıyorsa, yapıyor ise o festival programında olmaması gerekirdi. Eğer festival programında girmiş ise o zaman
nasıl girdi onun sorgulanması gerekir. Devleti yani yönetenlerin önce seçkiye alınıyor, sonra itirazlar üzerine çıkarılıyor. Geri çekiliyor, sonra tekrar alınıyor. Jüri üyelerinin itirazı oluyor, bu kez seçkiye alınıyor, sonra tekrar böyle bir karar veremezlik hali bütün bunlar, hakim gibi görünüyor. Bütün bunlar Başak Hanım, birkaç gazeteci arkadaşımızın konuyu köşesinde yazmasıyla ve televizyonda gündeme getirmesiyle yaşandı. Yani son iki gündür yaşanıyor bunlar. Bu gazeteci arkadaşlarımız demek ki bunu fark edip de hani tırnak içinde köşelerine taşımasaydı Kültür Bakanlığı işte festivalden desteğini çekmeyecekti. Adalet Bakanlığı o açıklamayı yapmayacaktı. Gençlik Spor Bakanlığı festival için tahsis ettiği o salonu geri almayacaktı vesaire vesaire. Yani illa hani böylesi bir FETÖ propagandası yapan film iddiası, eğer bu film böyle bir film varsa bunun, buna karşı devlet organlarının harekete geçmesi için birkaç iktidara yakın gazetecinin bunu köşesinden kamuoyuna duyurması mı gerekiyordu? Devletin ilgili kurumları, Kültür Bakanlığı mesela ne yapıyordu o saate kadar? O gazeteci arkadaşlar bunu duyurana kadar. İşin ben bu yönüyle de ilgiliyim. Peki. Öte yandan bunu işte festival programına alıp sonra işte bu gazeteci arkadaşların bunu yazması üzerine, FETÖ propagandası yapıyor diye şikayet etmesi üzerine programdan çıkarma, festivali yöneten kurulun, daha doğrusu işte orada belki Muhittin Böceğe de hani yani onun dahli nedir? Yani şimdi anladığımız kadarıyla filmi programı alıp çıkarmak onun yetkisinde midir bilmiyorum. Ama baktığımızda hani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak festivalin hani fiili patronu durumunda. Evet, ama şöyle, Antalya Spor Salonu'nu Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tahsis etmiştik diyor bakanlık. Dolayısıyla onlar da çekince desteğini, mekansal olarak da sorunu yaşandı anladığımız kadarıyla. Antalya'da mekan bulunmayacak bir yer değil ki. Antalya'da yani aslında Sayın Böceğe bunu sormak lazım. Herhalde yüzlerce yani böyle devasa salonlu oteller var yani. Meclis salonunda bile. Kongre merkezleri vardır. Belki Antalya Belediyesi'nin kendisi devasa salonu bile vardır. Yani Gençlik Spor Bakanlığı salonu geri çekti, salonu iptal etti diye tahsisini, yani mekan olmadığı için iptal edilmiş değil. Çünkü mekan Antalya'da hani yüzlerce 5 yıldızlı otel var devasa salonları olan. O başka bir şey. Bir daha açıklamasına Muhittin Böceğin, yani hani açıklamasında verdiği detaylarda ipucu olarak ne görüyoruz? Değerli sinema severler, kıymetli hemşerilerim, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi, yani bizim dışımızda oluştu ve oluşturuldu diyor yaşananlar için. Bu süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Yani aslında süreç bizim dışımızda gelişti, buna karşı biz suçlandık, ben de bu suçlamaları muhataplarına iade ediyorum diyor. Şimdi Sayın Başkan öyle diyor da, mesela Sayın Başkan'ın yardımcısı imiş galiba Oktay, evet, Başaran. Oktay Başaran. Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, o da Cumhuriyet Halk Partili. Muhittin Bey de Cumhuriyet Halk Partili. Mesela bugün Instagram hesabından bir açıklama yaptı Oktay Başaran. Onun sesi de var. Yani onlar aynı mekandalarken Muhittin Böcek bu malum filmi savundu. O da dedi ki bir dakika ya, biz FETÖ'yü savunmak zorunda mıyız CHP olarak diye bir açıklama. Evet, enteresan yani. Hani bunu, Cumhuriyet Halk Partisi sesi de var yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nden baktığımızda da bir tatsız bir durum var. Yani belediye başkanıyla yardımcısı görüş ayrılığına düşmüş gibi görünüyor bu film konusunda. Efendim, hükümetin, Kültür Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın şeyi var, dikkatsizliği var diyeyim tırnak içinde. Yani hani filmi FETÖ propagandası yapıyor diye suçlama iddiasına karşı söylüyorum. Hani film FETÖ propagandası yapıyor demek istemiyorum. Ama dediğim gibi yani bir iki iktidara yakın gazeteci bunu ihbar ediyor, köşe yazısında yazıyor, yani ihbar lafı yanlış oldu, köşe yazısında yazıyor ve kim onlar? Devlet organları harekete geçiyor. Kim onlar? Böyle bence bir şey olmaz. Devletin niyeti bu değil. Burası eğer bir hukuk devletiyse, kim onlar? O devlet işliyorsa, Kültür Bakanlığı'nın ilgili birimleri varsa, işte ne bileyim sinema birimi var, başka birimleri var vesaire,
bir gazeteci bunu yazmadan önce onların görmeleri ve gönderebilir mi? Eğer tabii, öyleyse harekete yani geçmeleri gerekir. Tamam. Hayır, bunu söylüyorum. Devlet ciddiyeti maalesef yok bu olayda. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi açısından maalesef çok kötü bir yönetim var. Bu festivale ilişki olarak. Şimdi burada da bir yönetimsel kırılma var diyorsun. Evet yani belediye kadar... başkanıyla belediye başkanının yardımcısı işte farklı görüş açıklıyorlar. Yani bir şey sorabilir miyim? Tabii yani, tabii. Kadına, yani, tabii, Ali tabii. Bey konuşur da. Bu film festivali ev sahibi belediye mi, Kültür Bakanlığı mı? Belediye galiba, Antalya Belediyesi. Yani ve Kültür Bakanlığı'nın buradaki rolü ne? Mesela denetlemek mi yoksa sponsorluk mu? Mesela gelen konukların işte oradaki turizm tesislerinde işte efendim misafir edilmesi konusunda bir sponsorluk mu? Hayır hayır, sadece turizm boyutuyla bakmayın. Sonra sinema sektörü açısından da bakın. Mesela bu filmlere destek vermiş mi? Yani bir takım filmlere biliyorsunuz bu Kültür Bakanlığı destek veriyor. Yani destek tabii, vermiş mi vermiyor. Mesela o boyutuna bakmak da lazım diye düşünüyorum. Anladım anladım ama her filme destek vermesi şart değil biliyorsunuz. Kültür Bakanlığı sinema sektörünü desteklemek için bazı hayır, filmlere destek veriyor. Ben sizin sözünüz üzerinde söylüyorum bunu. Siz diyorsunuz ya devlet ciddiyeti yok. Devlet bunu işte denetleyip de niye bulmadı? Niye iki tane gazeteci ihbar edince ortaya çıktı diyorsunuz ya. Festival programını alınacak filmlerin tespitinde Kültür Bakanlığı'nın temsilcisi yoksa var mı yok mu? Olması lazım yoksa yazıklar olsun yani. Var mı yok mu? Sponsorluk yapıyor, destek veriyor, kesiyor. Muhtemelen var. Yani Kültür Bakanlığı temsilcisi yoksa eksiklik. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben hemen o konuyu netleştireyim. Sitesine girdim. Altın Portakal Film Festivali'nin resmi sitesine girdim. Şimdi orada sponsor sorular kısmına baktığınızda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla deniyor. Katkıları. Ve altında da şöyle bir not var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamakta olup içerikle ilgili tek sorumluluk Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne aittir. Bir festival yani belediyenin komitesi de vardır belediyenin biliyorsunuz. Onu söylemeye. Evet. Belediye de destekliyor. Aslında jürisi desteklemiyor. Belediye yapıyor. Yani filmciler, sanatçılarla ilgili yani onların organizasyonu yapıyor, destekliyor. Onlar, hayır. Kültür Bakanlığı destekliyor. Onlar organizasyon falan yapmıyorlar. Yani, bu proje Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleştiriliyor. Ha, tamam. Evet. Katkı sağlayan peki, da Kültür ve Turizm. Şöyle bakan. Soralım Hasan Bey. Şimdi bu film neydi? Kanun hükmü. Filmi FETÖ evet, propagandası yapıyor diye Kültür Bakanlığı desteğini geri çekti festivalden. Adalet Bakanlığı işte açıklama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da festival için tahsis ettiği salonu iptal etti. Tahsisi iptal etti. Yani suç işleniyor dediler değil mi devlet? Devlete bu bakanlıkları. Ve o festivale bu film bedeliyle verdikleri desteği geri çektiler. Peki suç işleniyor dedikleri, suç işlediğini iddia ettikleri suç filmi demediler de, çekenlere neyse, evet, bir adli işlem yaptılar mı? Yapmadılar. Şimdi, doğru mu? Yapma. Çünkü ortada bir suç yok. Şaban Bey konuşurken propagandasını yapmak, filmini yapmak suç değil mi? Ben onu Şaban Bey, yani suç. Ama, Şaban Bey konuşurken ben hiç sözünü kesmedim. Onu, yok, soru sordu biz de ona sordu. Yok. Sorsun, tabii. Siz cevabı verin ama böyle karşılıklı evet, da ilerleyebiliriz. Evet. Çünkü sorular tabii, da KYK'lılara, daha netleştiriyor KYK'lılara özgürlük vereceğiz diyenler ne kadar suç işlemişse o filmi yapanlar da o da suç işlemişlerdir. Ya, takibat yapılmış mı? Takibat yani, yapılmış, soruşturma işte, yapılmış Türkiye mı? Bir hukuk devleti değil mi? Hı-hı. Mesela yani bir... Yani kimin suç bir terör örgütünün propagandasını yapıyor diye suçlanıyorsa bir film. Tamam. O filmi savcılar, yapan ve işte yönetenler bir hakkında olup olmadığı adli bir işlem yapılması gerekmez mi? Yani terör propagandası bilginiz var mı? Efendim? Soruşturmanın olup olmadığına zaten dair. Zaten soruşturma yani, olsa programa alınmaz ki. Ha, film buraya kadar gelmez zaten soruşturma olsa. Devlet evet, çalışıyor olsa. Demek şöyle, istediğim oydu. Evet. Peki. Ama yarın bir gün bakın şöyle söyleyeyim şunu da söyleyeyim ondan sonra Ali Bey'e bırakayım sözü. Belgeseldeki bir kişinin yargı sürecinin devam ettiği evet, meselesi başka daha konular da var. Evet. Neyin yargı süreci? Belgeseldeki bir kişinin, bu bir belgesel, bu belgesel, belgesel hükmünde. Evet. Bir kişinin yargı sürecinin devam ettiği. Bir kişinin. Evet. O kişisel ama biz filmle ilgili bir soruşturma. Ama filmin içeriğiyle ilgili bir şey bu ya. Yok, kişi, yok, kişinin filmle suçuna ilgili bir soruşturmadan söz etmiyoruz. Ha, filmin biz onu soruyoruz. Bir belgeselse bu, orada gerçek kişilerin başka hikayelerinden bir eyleminden de olabilir. Yola yani çıkılarak başka kadar şöyle bir örnek verelim. Mesela, bir film çekilse, PKK'yı övse, PKK'yı öven bir film çekilse,
çekiliyor. O filmi çekenler hakkında hemen adli takibat yapılmaz mı? Normalde yapılır değil mi? Yapılması lazım yani. Burada da öyle. Şimdi FETÖ'yü övüyorsa, FETÖ propagandası yapıyorsa bu film, bu nedenle Kültür Bakanlığı desteğini çekiyorsa festivalden, bunun peşinden bu filmin yapımcıları hakkında bir adli soruşturma gelmesi gerekmez mi? Yani o soruşturmanın olup olmadığı bilmiyoruz. Ben soruşturmanın gizliliğiyle ilgili bir şey söylüyorum. Yok ama film şeyini aç, ya çekimini yapmış. Zaten film çekiliyor. Bugün İsmail Saybaz çok güzel yazmış filmin çekim sürecini. Film çekilirken bir takım engellemelerle karşılaşmış. Adli bakanlara başvurmuşlar. İzinleri almışlar. Tamam. Meşru bir şekilde filmlerini çekmişler ve festivale girmişler. Yani tamamen yasal ve meşru. Bundan sonra bir adli takibat yapılırsa bu filmi yapanlar ve yönetenler hakkında, o zaman bu işte iktidara yakın gazeteci arkadaşların hedef göstermesi nedeniyle hukuksuz bir işlem. Peki.